Radon Solution Comfort şehir bisikletiyleyiz. Sizlere kısa bir çekeceğim. Modeli Solution Comfort burada yazıyor. Bütün komponentleri şimdi size tek tek hangi marka model kullandığını çekeceğim. Bisikletten çok anlamıyorum ama üzerindeki malzemeler çok alt sınıf malzemeler değil, çok üst sınıf malzemeler de değil. Shimano hepsi. Orta sınıf Shimano mı? Ortanın bir tık üzerinde olan malzemeleri de var. Bunları size tek tek göstereceğim ve fiyatından bahsedeceğim. Bu arada bu bir Alman markası. Şimdi renginden başlayalım. Rengi böyle gördüğünüz gibi mat bir siyah. Çok güzel bir boyama var. İşçiliği gerçekten güzel. Kaynak yerleri gördüğünüz gibi. Şu gövdesi bayağı büyük. 60 cm. Çok yüksek yani aslında. En büyük boy olabilir. Zaten gidon bu kadar en fazla alçalabiliyor. Çünkü amortisörlü. Buradan aşağıya böyle bastırdığınız zaman burada hafif bir amortisör var. Keyifli bir koltuğu var. Koltuğun markası Ergon. Modeli de ST10. Arkada şurada çamurluğu var. Üzerinde hafif bir sepeti var. Çok sağlam bir malzeme bu da. Hepsi alüminyum gördüğüm kadarıyla. Frenleri disk. Ön ve arkada disk olmak üzere Shimano ve hidrolik. Burada kullandığımız arka ayaklığı da çok sağlam bir şey. SG diye bir marka. Tam ne yazıyor? Blätschere Flex. Alman markası. Zaten ne kadar kolay katlandığını şöyle göstereyim. Gerçekten hani çok sağlam duruyor. Arkada böyle bir aydınlatması var. Bu her zaman yanıyor. Bir açma kapama düğmesi yok. Ufak bir pili var muhtemelen. Önde de bir tane ışık var. O da göstereceğim. Dinamo mantığıyla çalışıyor. Arkada Shimano'nun yine 10'lu bir kaseti var. Gördüğünüz gibi. Önde de 3'lü yine Shimano'nun modeli de burada yazıyor. Pedallar metal. Vites arka vites değiştirimiz Shimano Dore. Zaten elde kullanılanlar da Shimano Dore. Şöyle canta bakacak olursak Alex Rims diye bir jant markası. Tekerleri de buralar fosforlu. Zaten bir şehir bisikleti olduğu için ince bir tekerleği var. Tekerler 28 jant. Şurada yazıyor bu da. Ön değiştiriciye bakalım. Ön değiştirici de Shimano Dore yine. Bu üçlü bir dişimiz var burada. Göstereyim. Buradan şöyle bir genel bisikleti çekelim. Tekerlerin yani tekerlerin kenarında fosfor olduğu için parlıyor derken. Şimdi gidona gelelim. Elciklere girelim. Şöyle bir elcik var. Ayarlanabiliyor. Buradan gevşetip aşağı yukarı kaydırabiliyorsunuz. Çok konforlu. Demin 20 km kadar kullandım. Size anlatmadan önce bisikletin hani genel gidişatından da bahsetmek için. Burada gördüğünüz gibi Shimano Dore yine. Arkada 10'lu bir kaset olduğu için 10 vites burada. 3 de burada. Toplam 30 vitesi. Burada bir tane zilimiz var. Kutu içinden çıkıyor. Frenlerimiz böyle. Shimano hidrolik. Buradaki gördüğünüz şey öndeki bu kamışın amortisörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Kablo ile gelmiş. Normalde buradan çevirmeli oluyor. Bu modelde ise böyle. Bunun bakalım tam olarak modeline. RSLO diye bir marka. Burada da yazıyor. Çok güneş, ışık yansıyor. Remote Speed Lockout. Bu da Sarslantor marka NRX bir maşa var. Burada göbek Shimano yine. Disk fren. Ve şurada gördüğünüz ne tarafta? Evet. Nerede göstereceğiz? Önde böyle bir ışık var. Işığı açıp kapatabiliyorsunuz. Şu anda yanmıyor. Pilli değil. Ön tekerlekte bir dinamo var. Ona bağlı. Göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi tekeri çevirince yanıyor ama göstereyim bir saniye. Böyle yanıyor. Teker yavaş döndükçe bakın söndü. Şurada gördüğünüz bu kablo bu ışığa gidiyor. Işığın da tabii bir markası var. Onu da göstereyim. Aksa CL20 Switch diye bir marka. Onun da işte dinamosu şurada. Kablo buraya geliyor. Şuradan bir yerden enerjisini alıyor. Bu arada şu çıkmış. Bisikleti kutudan çıkarttığım için bazı malzemeleri gevşek. Sonradan fark ettim. Onu sıkacağım şimdi gidince. Bakıyoruz başka gösterebileceğim şey. Şu uzunluk bayağı açık. Ve hani gidonu şuradan göstermedim.
Gidonda bu yukarı aşağı ayarlayabiliyorsunuz. Şurada açısı var. Buradaki dereceden şurada gözüküyor. Şu anda en yukarılarda bir yerde. Buradan gevşetip aşağı doğru kaydırabiliyorsunuz. Bu da bu gidonun işte burada mı, burada mı, burada mı durmasını sağlıyor. Şuradan da sağa sola ayarlayabiliyorsunuz. Güzel bir gidon. Üzerinde böyle bir işlemeler vesaire var. Çok keyifli. Kullanışlı bir bisiklet. Şimdi bu bisikletle yaklaşık 20 kilometre yol yaptım. Düz yollarda, bayır vesaire çıktım. Çok kondisyonum yok zaten. Kilom da fazla, 110 kilo civarındayım. Buna rağmen hiç yormadı gerçekten. Hani yokuşlarda biraz benden kaynaklı yoruldum ama hani benim diğer mountain bike daha bisikletim var bir tane. Mesela bunda çok kolay yani 25-30 kilometreler çok rahat çıkıyorsunuz. Anlamıyorsunuz. Yani mountain bike'da en son kendinizi parçaladığınız zaman. Bisikletin fiyatından bahsetmeyi unuttum. Bisiklet yaklaşık 860 euro, 900 euro civarında. Türkiye'de satılmıyor diye biliyorum bu marka. Hani Türk lirasına çevirdiğiniz zaman işte 4-5 bin lira civarı bir şey yapıyor. Vergiler vesaire belki 7-8 bin lira olurdu Türkiye'ye gelseydi. Yani buna göre bir bakmak lazım. Üzerindeki donanımlarda benzer bisikletler kaç para kıyas yapmak amacıyla. Tekrar teşekkür ederim. Bunu da parçalamadım çünkü tehlikeli geldi. Şöyle etrafında da bir dönelim son olarak. Birkaç fotoğraf da araya eklerim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.